Vermont eyaleti Dan Close'a hayatını değiştiren bir hata yapmasının ardından ikinci bir şans verdi. Amerikan vatandaşıysanız oy verme hakkınız vardır. Mahkum olun ya da olmayın. O uyuşturucu ile ilgili suçlardan mahkum olduktan sonra oy verme hakkını yeniden elde eden milyonlarca mahkumdan bir tanesi. Close, mevcut mahkumların oy kullanmalarına izin veren Vermont eyaletinde yaşıyor. Diğer eyaletse komşu Maine. İnsanlar bunu ciddiye almıyor. Bu bir hak ve haklarınız alınırsa işte o zaman eksikliğini hissedersiniz. Ancak Vermont'un mahkumların oy verme hakkı alanındaki ilerici yaklaşımı eyalet genelinde popüler değil. Özgürlüğünüzü kaybetmişsiniz. Bir bedel ödeyeceksiniz. 14 eyalet mahkumların oy verme haklarını hapisten çıktıktan hemen sonra geri veriyor. Eski bir Vermontlı gardiyana göre süreç bu şekilde olmalı. Bir kişi topluma yeniden katıldığı andan itibaren artık pozitif bir şekilde topluma katkı sağladığı için bence tüm haklarına sahip olmalı. Ancak Ureida Guanipa için durum bu değil. Florida'da uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan giydiği hüküm yıllar önce sona erdi ancak o hala cezalandırıldığını söylüyor. Kimse bunun ne kadar acı verici olduğunu tahmin edemez. Üstüne bir de bu geliyor. Oy bile veremiyorum. Sürece bakılınca bundan sonra hiç oy verebilecek miyim onu da bilmiyorum. Guanipa ülkede oy verme hakkına sahip olmayan 4 milyon 700 bin eski mahkumdan biri. Kendisi oy verme haklarını geri verirken keyfi bir süreç takip ettiği gerekçesiyle Florida eyaletine dava açtı. Net olmayan standartlar uyguluyorlar. Hayatınızı değiştirdiniz mi, yeterince pişman oldunuz mu gibi sorular soruyorlar. Bir kişi için geçerli olan diğeri için olmayabiliyor. Dava 1,5 milyon Floridalı seçmeni etkileyebilir. Bu başkanlık seçiminde kilit eyaletlerden olan Florida için dengeleri değiştirebilecek bir sayı. Mahkumlara haklarını geri verirken farklılıklarla eyalet eyalet mücadele etmek, hayati bir ara seçim dönemi öncesinde seçmenlerin baskılanması konusuna giren daha büyük bir ulusal tartışmanın parçası. Anketler Florida'da seçmenlerin çoğunun eyaletin mahkumların oy vermesi konusundaki duruşunu değiştirmeyi öngören bir referandum girişimini desteklediğini gösteriyor. Vermont'ta ise Close ara seçimlerde oyunu kullanmayı dört gözle bekliyor. Benimki sadece bir oy ama bazen değişiklik için bir oy bile yeter. O bu fırsatın değerini bilmeye kararlı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.